Bu sorumuzda Kant'ın görüşleri verilmiş, Kant'ın sözleri verilmiş, Kant'ın bu sözleriyle doğru bilgiyi aşağıdakilerden hangisine dayandırdığı sorulmuş. Bakalım Kant bilgiyi ne rasyonistler gibi sadece akla ne sadece empiristler gibi sadece deneyime dayandırmıştır. Ona göre bilgi, duyu ve aklın bir sentezi sonucunda gerçekleşir. O halde şıklarda bunu bulalım. Tutarlı düşünmemi Yok hocam. Otoriteler? Hayır hocam. Olgu? Hayır hocam. Duyu verilerinin akılla işlenmesi. Yani duyu artı akıl mı? Evet hocam. Yani empirizm ile rasyonizmin sentezi mi? Evet hocam. Cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda Locke'un görüşleri verilmiş ve Locke bu görüşleriyle bir şeye karşı çıkmaktadır. Bakalım neye karşı çıkmaktadır? Eğer düşünce yasaları, matematik kavramları ya da tanrı fikri doğuştan aklımızda bulunsaydı, çocuklarda ve ilkel toplumların bireylerinde de bulunması gerekirdi. E bulunmadığına göre o zaman bilgi doğuştan değildir diyecek. Doğuştan gelme fikrine karşı çıkıyor hocam. Şıklara bakalım. A şıkkı bilginin doğuştan insan zihninde bulunması fikrine karşı çıkıyor mu? Net olarak karşı çıkıyor. Tekrar yerini gösterelim. Cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda görüşleri verilen bir filozof var. Bakalım bu filozof aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar doğa durumundayken eşit ve mutlu bir yaşam sürüyorlardı. Tarımın başlaması ve mülkiyet kavramının ortaya çıkmasıyla doğa durumu sona erdi. Doğa durumunda var olan eşitliğin ortadan kalkması insanları uzlaşarak bir araya gelmeye zorlamıştır. İşte devlet insanlar arasında sağlanan uzlaşımın bir ürünüdür. Uzlaşım nedir? Anlaşmadır. Buradaki uzlaşımdan kasıt toplumsal sözleşmedir. İnsanların doğa durumdayken eşit ve mutlu olduğunu söyleyen, daha sonra bu durumun bozulduğunu ve toplumsal sözleşmeyle devletin var olması gerektiğini söyleyen kişi kimdir? Rousseau'nun kendisidir. Yani hocam cevap aşıkkıdır. Bu sorumuzda bize hem filozof hem de yaklaşım sorulmuş. Bakalım hangi yaklaşım ve hangi filozofmuş arayacağımız şey. Gerçi gözümüz bir şeyleri hemen ısırıyor olması gerekir. Yani tezi gördünüz, antitezi gördünüz, sentezi gördünüz. Hocam bu neyin aşamalarıdır? Diyalektiğindir. E diyalektik olmayan her şeyi eleyebilir misin? Ele hocam, ele hocam, eleme. Diyalektik var, sakın eleme. Burunda ele. Çok güzel. O halde bundan sonra yapmam gereken şey nedir? Eğer madde temelinde bir değişim, bir diyalektik varsa Marx'a giderim. Eğer düşünce temelinde bir değişim varsa Hegel'e giderim. Bakıyorum asıl varlık olan ide önce kendi kendinedir. Gizli olan gücünü gerçekleştirememiştir. İdenin kendini bilmesi, tanıması için kendisine bir gerçeklik kazandırması gerekir. Bu gerçekliği doğa ile kazanır. İde doğadan sonra insan aklında son bulur ve kendi bilgisine ulaşır. Zihinden, akıldan bahsettik mi? Ettik hocam. O halde nereye gideriz? Hegel'e gideriz. Cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda görüşleri verilen bir filozof var. Bakalım hangi filozoftan bahsediyoruz? Varlık, soyut ve gerçekten var olan Geist'tir. Geist her şeyin nedeni olarak sürekli bir oluş ve değişim içindedir. Bu oluş ve değişim diyalektik bir yasa çerçevesinde. Tez, antites ve sentez adımlarıyla gerçekleşir. Diyalektik aynı zamanda düşüncenin de yasasıdır. Diyalektikten bahseden, varlığın temelinde düşünce olduğunu söyleyen, varlığın temelinde Geist olduğunu söyleyen kişi kimdir? Hegel'dir. Cevap 5. şıkkıdır. Bu sorumuzda Kant'ın ahlak felsefesinde aşağıdakilerden hangisini amaçladığı sorulmuş. Bakalım. Ahlaksal eylemin amacı mutluluk olamaz. Çünkü mutluluk subjektif bir kavramdır. Yani öznel bir kavramdır. Ayrıca önceki filozoflar mutluluk için hep farklı şeyler söylemişlerdir. Mutluluk kimine göre erdem, kimine göre iyi, bir başkasına göre de doğaya uygun yaşama olmuştur. Oysa ahlak yasası herkes için aynı olmalı ve aynı kalmalıdır. Yani subjektif olmamalı. Ne olmalı? Nesnen olmalı. Ne olmalı? Hocam evrensel olmalı. Güzel. İnsanı özgür kılmak yok hocam. Eylemleri sonuca götürmek yok hocam. İnsanı mutluluğa götürmek yok. İnsanı bilgili kılmak yok. Genel geçer ahlak ilkelerine ulaşmak. Yani genel ahlak ilkelerine, evrensel ahlak ilkelerine ulaşmak önemlidir. Herkes için geçerli bir ahlak yasasından bahsetti. Amacı da budur. Cevap da E şıkkıdır. Bu soruda Kant'ın ahlak görüşleri sorulmuş. Ve denilmiş ki Kant'a göre bir eylemin ahlaki olabilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım insanın anne babasına yaşlığında bakması onun ödevidir. Kişi anne babasına bakıyorsa ödeve uygun eylemde bulunuyor demektir. Bu da ahlaki bir eylem olur. Ama çevresini memnun etmek gibi bir fayda amacı ile onlara bakıyorsa o zaman bu bakma eylemi ödev olduğu için değil onu bir başka amaç için yapmış olur ki zaman yani o zaman daha doğrusu anne babaya yaşlılıkta bakma eylemi ahlaki bir eylem olmaktan çıkar. İstersen 40 yıl bak hocam. O ahlaki eylem değil. Çünkü sen başkasının takdirini kazanmak için baktın. Sen senin görevin olduğu için değil, iyi niyetle değil, tamamen sonuç odaklı ve bir başkasının takdirini kazanmak için baktın. E Kant'a göre bu ahlaki eylem değildir hocam. Şimdi bakalım bilgi elde etmeye yönelik olması hayır. Sonucun düşünülerek gerçekleştirmesi asla olamaz. Bireylere haz vermesi hayır hocam. Bir koşula bağlanmayacak. Tamamen iyi niyetli olacak. Tamamen safiyane duygular olacak. O halde cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda Kant'a göre bir ahlaki eylemin değeri aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir. Bakalım. Ahlaki bir davranışın temelindeki ilke ne verdiği hazdır ne de sağladığı yarardır. Temel ilke yalnızca iyi isteme ve ödevdir. Örneğin boğulmak üzere olan bir insanı ünlü ve kahraman olmak için kurtarırsak eylemimiz ödeve uygun olacaktır. Ancak bu eylem bir çıkara dayalı olduğu, saf iyi istemeden kaynaklanmadığı için değerli değildir. O halde saf iyi isteyeceğiz ve tamamen iyi niyete bakacağız. Asla sonuca bakmayacağız hocam. Bakıyoruz şimdi. Bir ahlaki eylemin değerini belirleyen sonucu mudur? Değildir. Mutluluğa ulaştırması mıdır? Değildir. Eylemi gerçekleştiren kişinin niyeti midir? Kesinlikle evet. Niyet iyi istemek olacak. Niyet sonuç olmayacak. Tamamen salt iyi düşünmek olacak. O yüzden cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda Hegel'in temeli aldığı görüş sorulmuş. Bakalım Hegel'e göre felsefe nesnelerin düşünceyle ele alınmasıdır. Düşünce kendi kendisiyle beslenir. Dışarıdan sağlanacak bir gerçeğe gerek yoktur. Hegel gerçeğe, deneye hiç başvurmadan düşünceyle ulaşmaya çalışır. Yani Hegel'i gördüğümüz her yerde bilgi konusunda özellikle aklımıza akıl gelecek. Şimdi bakalım mutlu olmak için yargıda bulunmaktan kaçınmak gerekir diyen kişiler Hegel midir? Septiklerdir hocam ele gitsin. Duyumlardan geçmeyen bilgi akılda bulunamaz diyen kişi Kant'tır ele gitsin. Akıl tek başına gerçekliği kavrayabilecek bir yetidir hocam nokta. Çünkü bu Hegel'in görüşüdür. Cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda David Hume'un yaklaşımında temel aldığı görüş sorulmuş bakıyoruz. Yeni çağın bilim alanındaki en büyük başarılardan biri olan nedensellik ilkesini devitum, subjektif bir ilkeye indirgemiştir. Ona göre B olayının A olayın ardından geldiğini birçok kere görünce bizde alışkanlık duygusu yerleşir. Bu alışkanlıkla bir zorunluluğu kavradığımızı sanırız. Oysa olaylar arasında zihnimizden bağımsız, objektif bir nedensellik bağı yoktur. Yani her zaman... A'dan sonra B'nin gelmesi mümkün değildir. Böyle bir zorunluluk bağı yoktur. Peki bunu bu şekilde algılamamızın nedeni nedir? Alışkanlıklarımızdır hocam. Şimdi bakalım A şıkkı doğru bilgi bilimsel bilgidir mi diyor. Hayır hocam nedensellik ilkesini eleştiriyor. Ele gitsin. Akıl nedensellik oluşturmak için tek başına yeterli midir? Değildir hocam. Doğadaki nedensellik bağı insan aklından doğuştan mı bulunur? Hayır hocam. Doğadaki neden sonuç ilişkisi tamamen bir alışkanlık mıdır? Evet hocam öyledir. Cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Hadi parçaya bakalım. Rusya'nın siyasal anlayışıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? Rusya'da yurttaşların temsilcileri gerçek egemen olan halkın kontrolü altında bulunurlar. Hatta onların gerçek bir güce sahip oldukları bile söylenemez. Çünkü Rusya'ya göre egemenlik birdir, bütündür, bölünemez ve devredilemez. Rus'u halkın mutlak, kayıtsız, koşulsuz, sınırsız egemenliğini koruma üzerinde o kadar kıskançtır ki yurttaşların temsilcileri tarafından alınan kararların, çıkarılan yasaların ancak halkın referandumundan geçtikten sonra geçerli olabileceğini kabul eder. Yani iktidarlar e, bir takım kararlar alsa bile yine tekrar halka tanışsınlar diyor. O halde her şeyin temeline neyi koymuş? Halkın kendisini koymuş. Şimdi bakalım. A halk kendisini yönetenleri temsilsi sesse bile yine de egemenlik halkın elinde bulunmalıdır. Halk bunu devretmemelidir etmemelidir diyor mu? Diyor hocam net olarak diyor hatta. Peki diğerlerine de bakalım. Yönetenlerin çıkaracakları kanunlar halkın onayını almış demek midir? Değildir diyor. Tekrar referanduma sunun diyor. Peki halkın temsilcileri toplumda dayanışma ve adaleti sağlamak için çalışmalıdır. Böyle bir çalışmadan bahsettik mi? Hayır hocam biz egemenlikten bahsettik. İnsanların eşit, özgür, huzurlu olarak yaşaması için devletin varlığına katkıda bulunmalı mıdır? Değerli arkadaşım böyle bir şeyden de bahsetmedik. Peki temsilcilerin yetkileri sınırsız olmamalı, güçler ayrılığı dengesi kurulmalı mıdır? Rusu burada tam tersine güçler birliğinden bahsediyor. O halde cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda Luke'un karşı çıktığı görüş sorulmuş. Yani karşı tezini sormuş. O halde ne diyelim? Luku buraya yazalım. Luka diyelim ki sen tez ol hocam. Senin karşı tezinde buraya yazalım. Bakalım hangisiymiş. Yeni doğanların, aptalların ve cahillerin doğuştan olduğu iddia edilen apaçık bilginin hakkında en küçük bir idrakları bile yoktur. Eğer doğuştan ideler olsaydı mantığın ana prensipleri olan özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin imkansızlık prensipleri küçük çocuklarda da cahil kimselerde de olurdu. E, olmadığına göre bilgi doğuştan gelmez diyor hocam. Karşı tezi ne olacak? Bilgi doğuştan gelir. Bilgi doğuştan gelir diyen yaklaşım hangisidir? Rasyonizmdir. Yani hocam akılcılıktır. Cevap 5 yıkılır.